Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kainattan Rabbimizin esma ve sıfatlarına açılan pencereler. 33 pencere diye geçen bir hakikat var. İnşallah oradan bir birinci pencereyi okuyacağız. İhtiyaçlar penceresi. Yani mahlukatın ihtiyaçlar üzerinden Rabbimizin o ihtiyaçlara verdiği cevaplar üzerinden onu tanımaya çalışacağız. Cümle cümle gideceğiz inşallah. Bir müşahede görüyoruz ki bütün eşya hususan zihayat olanların pek çok muhtelif hacatı, pek çok mütenevvi metalibi vardır. O matlapları, o hacetleri ummadığı ve bilmediği ve eli yetişmediği yerlerden nasip ve layık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Halbuki o hadsiz maksutların en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz. Yani dünyada, kainatta bunları aşikare görüyoruz. Her bir mahlukun, özellikle hayat sahibi varlıkların çok talepleri, ihtiyaçları var ve ummadığı, bilmediği, eli yetişmediği yerlerden hem münasip hem de layık bir vakitte onlara veriliyor, imdadına gönderiliyor. Bu gözümüzle gördüğümüz bir gerçek. Anne karnında bir bebeği düşünelim. Yani anne karnında beslenmeyi bilemez. Anne karnından dünyaya geldiğinde yine ona layık olan sütü kendisi hazırlayamaz. Hem münasip hem layık bir şekilde ona doğduğundan itibaren o süt ikram ediliyor. Ve en güzel şekilde onun vücuduna lazım olan en güzel şekilde. Halbuki o hadsiz maksutların en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz. Yani sadece bebekler değil, biz de öyleyiz. Güneş milyonlarca kilometre uzaktan, dünyadan 1 milyondan fazla büyük olan bir kütle, ateş kütlesi bize zarar vermeyecek şekilde ayarlanmış ve milyonlarca yıldır da bu devam ediyor. Bizim yetişir mi elimiz güneşi kendimize göre ayarlamaya, havayı kendimize göre ayarlamaya, vücudumuzdaki sistemleri çalıştırmaya? Yetişmez ama yetiştiriliyor. Madem en akıllı olan insan bunları yapamıyor, elbette bütün bunların arkasında bütün hepsini istihdam eden bir Rab var. Sen kendine bak, zahiri ve batini hasselerin ve onların levazımatı gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın. Saymakla bitmez. Bütün zihayatları, bütün canlıları kendine kıyas et. İşte bütün onlar birer birer vücubu vacibe şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi. Varlığı zorunlu olan Cenab-ı Hak, yani olmazsa olmaz, bütün bu mahlukat onun olmazsa olmaz olduğunu gösteriyor. Madem ki görünen sebepler bunu yapamaz, elbette görünmeyen bir kudret var, onu gösteriyor. Ve vahdetine ve birliğine, çünkü mükemmel bir muntazam bir işleyiş var. Kürelerden, yıldızlardan, galaksilerden, dünyadan, canlılardan, vücudumuzdaki hücrelerden, atomlara kadar muhteşem bir işleyiş elbette bir elden çıktığını gösteriyor. Hem onun varlığına hem birliğine işaret ettikleri gibi. Heyeti mecmuasıyla güneşin ziyası, güneşi gösterdiği gibi o hal ve bu keyfiyet, perde-i gayb arkasında bir vacip vücudu, bir vahide-i hadi, hem gayet kerim, hem rahim, mürebbi, müdebbir ünvanları içinde akla gösterir. Güneşin ışığı varsa, güneşi görmesek de güneş için çıktığına hükmederiz. Odamızın içine güneşin ışığının girdiğini hissettiğimizde buna hükmederiz. Cenab-ı Hakk'ı gözümüzle zatını göremesek de eserlerinden, ihtiyaçlarımıza verdiği cevaplardan onun varlığını ve birliğini anlayabiliyoruz. Şimdi ey münkiri cahil ve ey fasıkı gafil, bu faaliyet hakimaneyi, faaliyet hikmetli. Bizim ihtiyaçlarımız var, ihtiyaçlarımıza gönderilen levazımat var, gönderilen
rızıklar var, gönderilen ihsanlar var. Basiraneyi hem hikmetli hem görerek, bizim ihtiyaçlarımızı bilerek yapıyor, yapan ve rahimane şefkat ve merhameti gösteriyor. Bütün bu ihtiyaçlarımız karşılanması neyle izah edebiliriz? Bir Allah demeden, bir Allah var demeden, o yaratıyor demeden neyle izah edebiliriz? Sağır tabiatla mı, kör kuvvetle mi, sersem tesadüfle mi, camit esbapla mı izah edebilirsin? Hangi sebep bunları hikmetle, rahmetle, merhametle, görerek, bilerek yapabilir? Hangi tabiat, hangi kuvvet, hangi sebep, hangi tesadüfle yapılabilir? Elbette mümkün değil. Öyleyse bağlı, zorunlu ve bir olan Rabb-i Rahim'in bizlere ihsanatı, ikramatı olarak bunun olduğunu aşikare gözümüzle görüyoruz.